kışın da iş güç olmayınca var adamın canı darlanıyor ya. Değil mi? Öyle bahar ayı gelse de hiç olmazsa bir şeylerle uğraşsak ya. Ya Terzi Temel'e de var ya öyle bir gıcık kapmışım ki. Niye? Ne yaptı sana ya? Bir şey yapmasına gerek yok. Adamın yürümesi bile faul bir defa ya. Allah Allah. Ama var ya bir pundüne getirip güzel bir döveceğim onu. Ben. Durup dururken adam dövülür mü ya? Durup dururken değil ki. Bir nasıl? Bahane bulacağım da. Ha. Bak kolla beni. Temel Aga. Buyur Tursun Kaptan. Ha böyle bir gelsen diyorum he mi? Geleyim. Gel seninle bir mevzumuz var. Bak şimdi. Buyur kaptan. Bir şey soracağım sana. Buyur sor. De bakayım. Ben eşek miyim eşi ol eşek miyim? Bunu bir ölçmem lazım. Neyi ölçeceksin? Abi dediğin şeyi. Yani bunun ölçüsü mü var? Var tabii. Neyle ölçeceksin onu? Tut da bu ibun ucunu baka. Tuttum. Heh. İyi tut ha. Ben de geleyim mi peşine yoksa? Yok yok yok. Gelmene gerek yok. Sen ibi tut deder. Tamam mı? Hoştun mu? Yok yok daha yok daha yok. Gideceğim biraz daha gideceğim. Nasıl bir yolcuydu anlamadım ki. Sen demin bana ne demiştin? Ben eşek miyim dedim eşi ol eşek miyim? Sen hem eşeksin hem de eşi ol eşeksin. Ulan kaçtı. Ya bu Sakarya Nehri'ni izlediğim zaman bir dün tertlerimden, sıkıntılarımdan kurtarıyor. Bir dün tertlerim, sıkıntılarım böyle kedirip tenize adaylar ha. Sayın Emniyet Müdürüm, hayırlı günler. Hayırlı günler. Efendim makamınıza uğradım. Orada yoktunuz, burada olduğunuzu söyledi arkadaşlar. Ben de size geldim. Bir görüşmem gerekiyordu. Mevzu nedir? Mevzu efendim ben mucidim, mucit. Nesin ne? Mucit, mucit. Mucit nedir ula? Yani bir icadım vardı da onu arz edecektim size. He, hele bir odur baka. Tamam efendim. Pardon. Anlat baka. Şimdi efendim ben az önce de sözüme başlarken bir mucidim. Dünyada İlk kez bir şey icat ettim. Yani bunun adını da yalan makinesi koydum. Yalan makinesi. Heh. Şimdi hani efendim siz şimdi göreviniz icabı suçluları yakalayıp ifadesini alıp mahkemeye sevk ediyorsunuz ya. He. Bu mahkeme olayını ortadan kaldırmış oluyoruz. Mahkeme falan yok yani. Aynen öyle. Şimdi siz suçluyu yakaladığınız zaman ifadesini alıyorsunuz. Tamam mı? Benim o aleti kullandığınız zaman size doğru mu değil, yalan mı değil bunu anında tespit ediyorsunuz. Doğru değilse serbest bırakırsınız. Yalan değilse doğru hapise. Yani o arada mahkeme olayı ortadan kalkmış oluyor. Yani benim yalan makinesi her şeyi çözüyor. Şimdi bu senin aletle beraber bir dün şeyden kurtarıyoruz yani değil mi? Aynen öyle efendim. Aynen öyle. Güzel. Bunu dünyada ilk ben buldum ha. Başka da bulan yok. Bunun bir eşi benzeri de yok. Neydi bu senin bulduğun şey? Yalan makinesi. Yalan makinesi. Aynen öyle efendim. Bunu ne kadar oldu bulalı? Vallahi işte son testlerini yaptım. Bir hafta oldu. Bir hafta içinde buldum onu işte. Ha, bir hafta içinde buldun onu. Aynen öyle. Ula ben bunu 40 sene önce buldum. Bir de evlendim onunla. He? Ulaşın lan kelabıya bakayım. Buyur patron.
Lan ne oduruyorsun orada? Baksana orada da işçiler oduruyorlar. Şimdi işleri taksim etsene. Tamam, milleti Fatma. Çalıştırmak hep. Hadi yürü. Hemen, hemen gidiyorum. Ulan sen kimsin Kabakayım abi? Ne dolaşıyorsun buralarda? Şey abi, patronla görüşecektim de be. Patron benim. Ha ben şey, o gece silahlı bekçi lazımmıştı abi, onun için gelmiştim. Ha o uşak sen misin? He abi benim. Ha iyi, güzel. Bak görüyorsun burayı değil mi? Görüyorum abi. Bayağı büyük bir yer burası. Çok geniş bir arazide. Fabrikaya da görüyorsun, kocaman fabrika. Yani hep gece burayı kollayacaksın. Çok akıllı olman lazım. Abi ben zaten şimdi gelmeden önce bütün araziyi dolaştım. Yani hakikaten büyük bir yer ama hiç yani o konuda sıkıntın olmasın. Yani emniyette en ufak bir sıkıntı yaşamazsınız abi. Ben yani silahlı eğitim aldığım için yani hiçbir şey olmaz burada yani, bana güvenin. İyi aferin. Şimdi sen burada gece bekçilik yapacaksın, anlıyor musun? Tamam abi. He. Şimdi seni ufak bir imtihan edeceğim yani. Olur abi. Bazı sorular soracağım sana yani. Tamam abi. Anladın mı? Sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki gece ha oradan bir tane adam geliyor. Gelsin hı? Abi. Ne yaparsın? Durdururum onu abi. Ya adam durmadı. Durmadıysa çeker vururum onu abi. Hiç sıkıntı değil yani. Yani adam vurmakta ben şey yapmam yani. Tereddüt yaşamam. Fena değil. Diyelim ki bir akşamda 15-20 kişi geliyor. Ne yaparsın o zaman? Onları da durdururum abi. E durmadı adamlar. E çeker vururum onları da abi. Sıkıntı yok. Olmadı işte. Sen 15-20 kişi lan paş edemezsin. E, ne yapacağım abi? O zaman emniyete haber vereceksin. Jandarmaya haber vereceksin. Onlar gereken şeyi yaparlar. He, olur abi. Anladın? Olur olur. He. Diyelim ki bir kese yine bekliyorsun. Tamam abi. Heh. Diyelim buradan bir inek içeri girdi. Sana doğru geliyor. Ne yaparsın? Durdururum onu abi. Diyelim durmadı. O zaman çeker vururum onu abi. Olmaz. Olur mu öyle şey? O zaman abi giderim jandarmaya haber veririm. Yahu ineğin jandarmalar ne alakası var? Emniyetten ne alakası var? Ne yapacağım abi? O, tutarsın onu boynuzlarından, tamam mı? Heh. Ha böyle çeke 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 gelip fabrikanın içine sokarsın onu. Keser yeri konu yani. Ha, tamam abi olur ya, sıkıntı yok. Diyelim ki bir akşamda karanlıkta ben geliyorum, ne yaparsın? Durdururum seni abi. Ula beni niye durduruyorsun? Ben patronum. He o zaman abi şey yaparım. Çeker vururum seni. Ula niye vuracaksın beni? Ben senin patronunum, fabrikanın sahibiyim. Beni niye vuracaksın ki? He tamam abi, o zaman jandarma emniyete haber veririm. Ulan ne alakası var jandarmadan emniyetten ya? Ben patronum, buranın sahibiyim. Niye beni jandarmaya, emniyete haber vereceksin? Tamam. O zaman abi tutarım boynuzlarından çeke çeke fabrikaya getiririm seni. Nasıl? La ilahe illallah yahu. Ulan puan ne oldu ya? Ulan ben sabaha kadar böyle donup duracak mıyım burada ya? Fişe değil, işe de geç kaldık. E anasının oğlu ya. Ulan bak başıma gelen iş ya burada, hiç yoktan yere ya. Allah Allah, Allah Allah. Ula bu buraya tevanlı dönüp duruyor. Bunu uyudu mu acaba bu uşak ya? Polis de var orada. Aha çevirdi de. Tamam ya, ne bağırıyor? Al başına bela. Suratsız da bir adama benziyor. Buyur abi. İyi günler. İyi günler abi. Deminden beri seni izliyorum. Ha burada devamlı dönüp duruyorsun. Uyudun mu ulan yoksa? Yok abi, ne uyuması ya? Madem uyumadın niye burada böyle devamlı dönüp duruyorsun? Ya abi abi son sinyalim takıldı da mecbur dönüyorum. Nasıl? Ha anladım, tamam. Tamam kardeşim, tamam anlarım anlarım. Sıkıntını anlarım zaten.
Gel. Tamam tamam. Tamam da siz yanlış aradınız kardeşim. Ben öyle ufak tefek davalara bakmayarım. Siz başka bir avukat arayın. Hadi hadi. Tamam tamam. İyi günler abi. İyi günler. Yarım saat önce zile sen mi basmıştın? He ben basmıştım abi. Yarım saat mi neredesin sen? Abi kapıya bir yazı yazmışsın dikkat köpek var diye. Ben de köpekten korkarım. Yarım saatte kendimi kollayırım nereden çıkacak diye. Öyle kapıdan içeriye girdim baktım. Ya bu kadar bir fino yani oyuncak köpek gibi bir şey. Yani bu köpek için oraya koskoca yazı yazılır mı ya ödüm patladı. Ula ben o yazıyı yazdım ki insanlar köpeğin üstüne paşmasın diye. He? He. Sen niye geldin? Nedir sıkıntın ne anlat bakayım. Abi benim sıkıntı biraz büyük ya. Nasıl yani? Cinayet meselesi. He. Ama daha teslim olmadım. Yani teslim olursam kesin asarlar beni. Duydum ki buraların en iyi avukatı da senmişsin. Doğru duydun. İpten adam alırım. Ben de zaten ipte sayılırım abi yani. Şimdi önce dedim size bir danışayım. Yani sen ben şimdi gider teslim olur isem. Yani siz de benim avukatlığımı yaparsanız. Yani ne yapabiliriz yani? Nasıl hallederiz bu işi? O iş benim işim. O iş bende yani. Nasıl yani? Hallederim demek istiyorum yani. Şimdi ben gider teslim olursam, siz de avukatlığımı yaparsanız beni kurtarır mısınız? Herhalde, herhalde. Ne diyorsun abi ya? Abi bu bana kaça mal olur? 100.000 lira ne alırım? 100.000 mi? Abi ben adamı vurmak için 10.000 lira aldım. Nasıl?